Aynı şekilde kardeşler, bak bakın gördüğünüz gibi tarihte hep Şialar hiçbir zaman kafirlerle savaşmamışlar. Bunlardan bir tanesi de Ubeydiler. Ubeydiler Hicri 208'de Mısır'ı ele geçiriyorlar. Ebu Ubeyd el-Kaddah denilen şahıs. Ebu Ubeydillah el-Kaddah. Bu şahıs kendisine Fatimi diye isimlendiriyor. Tabi yalan olarak, çünkü Fatimi, Fatime radıyallahu teala anhanın nesebindenim iddiasında bulunuyor. Halbuki kendisi asıl ismi Said ibn Hüseyin, Mecusi asıllı. İsmi Said ibn Hüseyin, kunyesi de Ebu Ubeydillah el-Kaddah. El-Kaddah. Bunlar Ubeydiler. Ebu Ubeydillah'a nispeten. Ama bunlar kendilerine ne diyordu? Fatimi diyorlardı. Yani yalan ve buhtanla Fatime radıyallahu teala anhanın peygamberin nesebindenim diye insanlara yutturmaya çalışıyordu. Halbuki asılları Mecusiler. Bunlar batini bir fırka. Yine İsmailiye, Şia'nın İsmailiye bir kolundan. Batini bir fırka ne kardeşler? Ne, nasıl bir batini ne demek? Yani batini demek, diyorlar ki gizli şeyler var. Kur'an'ın altında gizli manalar var. Kur'an'ı böyle direkt anlayamayız. Onların gizli manaları var ve o manalarını da sadece biz anlarız. Batiniler. Bu İsmaililer de batini kolundan. Bizdeki Aleviler gibi. Aleviler de diyor işte Kur'an'da namaz kılmaktan kasıt işte şudur, hacca gitmekten kasıt türbeye tapmaktır, zekat vermekten kasıt şudur diye batini manalarla anlıyorlar. İşte bu İsmailiye de aynı onlar gibi batini fırkasında, Şia'nın bir kolu. Ve bu batini Ubeydiler Hicri 208'de Mısır'ı ele geçiriyorlar. Ve Mısır'ı ele geçirdikten sonra tabii bu Maghrib'i tüm ele geçiriyorlar. Tunus'u falan, Tunus'tan başlıyorlar. Sonra Mısır'ı ele geçiriyorlar. Ve sahabe radıyallahu teala anhu'ya lanet ediyorlar. İnsanlara, sahabeye lanet etmeyi ikrah ediyorlar. Camilerin kapılarına sahabelerin isimlerini yazıp arkasına da lanetleri nakşediyorlardı. Camilerin kapılarına, camilerin duvarlarına, pazarlara gidip alenen sahabeye küfrediyorlardı, lanet ediyorlardı. Ve hatta azzekumullah eşeklerin kafalarını alıp kesiyorlardı ve üstüne de sahabelerin isimlerini yazıyorlardı ve lanet ediyorlardı. Ve bu Fatimililer kardeşler, yani tabi zuren ve buhtana Fatimi deniliyor. Fakat asılları Ubeydiler. İlk mevlidi ihdas eden, ortaya çıkaran da mevlid kutlamayı da yine bunlar. Peygamberimizin doğumunu kutluyoruz diye insanları mevlid kutlamaya ikrah ediyorlardı ve orada kendi inançlarını yaymaya çalışıyorlardı. Makrizi, bu yani ilk mevlidi bunların ihdas ettiğini Makrizi, Ebu Şame, İbnül Haç gibi ilim ehli kitaplarında zikrediyorlar. Aynı şekilde Fatih, bu Ubeydilerin başlarından Hakim bin el-Muiz el-Fatimi cumaları hutbelerde kendi ismi zikredildiğinde camideki insanların ona secde etmesini emrediyordu. Ve her cumada bunun ismi zikredildiğinde mecburen insanlar ona karşı secde etmekle ikrah olunuyorlardı. Bu İsmailiyelerden bir tanesi de kardeşler meşhur doktor olan İbn Sina. İbn Kayyim rahimehullah teala İğathetü'l Lehvan isimli kitabında diyor ki İbn Sina kendisi ve babasının hakkında diyordu ki ene ve abi min ehli davetil hakim. Ben ve babam hakimin inancındandır, davetindendir. Hakim de
bu İsmaililerin, Fatimililerin krallarından bir tanesi. Tabi Fatimililer, bu Ubeydiler Mısır'a geldiğinde Mısır'da Maliki mezhebi hakimdi. Bütün Ehl-i Sünnet'in mezhebini yasaklıyorlar ve kendi inançlarını yaymak için Ezher Üniversitesi'ni kuruyorlar. Ezher, şu anki bildiğimiz Ezher'i ilk kuranlar bu Ubeydiler. Sahabiye lanet etmeyen 300'den fazla, Mısır'ı ele geçirdikten sonra sahabiye lanet etmeyen 300'den fazla alimi katlediyorlar. Hatta Ebu Bekir Ednablusi rahimullahu teala denilen bir alimi çağırıyorlar. Diyorlar ki, duyduk ki sen diyormuşsun ki eğer 10 tane okum olsa 9 tanesini Hristiyanlara atarım, bir tanesi de Ubeydilere atarım diyormuşsun. Doğru mu diye sorulduğunda bu Ebu Bekir Ennablusi rahimullahu teala, Maliki mezhebinden bir alim, diyor ki yok, bu doğru değil. Bilakis diyorum ki eğer 10 tane okum olsa 9 tanesini size atarım, Ubeydilere atarım, bir tanesi de Hristiyanlara atarım diye cevap veriyor. Sonra bunu alıyorlar. Bunu alıyorlar ve kafasından başlıyorlar diri diri soymaya. Derisini soyuyorlar. Ta ki bu derisini soyan cellat da bir Yahudi. Yahudi emrediyorlar derisini soymaya. Derisini soyuyorlar ta ki kalbine doğru geldiğinde bu Yahudi celladı acıyor ve hançeri kalbine şey deyip katlediyor bunu. Bu Ebu Bekir Ennablusi rahimullahu teala'yı. Bu Fatimiler, bu Ubeydiler kardeşler, yani kendilerine öyle şiirler söylettiriyorlardı ki, mesela bir tanesinde, şiirinde bir tanesi diyor ki, مَا شِئْتَ لَا مَا شَاءَتِ الْاَقْدَارُ فَحْكُمْ فَاَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ. Kendilerine böyle şeyler söyletiyorlar. Diyorlardı ki, senin dediğin olur, kaderin dediği olmaz. Hükmet, sen vahid ve kahhar olan sensin diye kendilerine böyle şiirleri söyletmeye emrediyorlardı. Ala kulli hal değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi tarihte bütün bu şialar hiçbir zaman kafirlerle savaşmamıştır. Daha sonra bu Şah İsmail'in oğlu Tıhmasp 1576'da helak oluyor. Ondan sonra onun oğlu Şah İsmail'in diğer oğlu ikinci İsmail geliyor ve bu da fazla sürmüyor. 1,5 sene sonra bunu suikast düzenliyorlar. Çünkü bu ikinci İsmail, Şah İsmail'in oğlu bu şahıs, ikinci İsmail diye isimlendiriliyor. Çok şiddetliydi. Sevmiyorlar yani bunu. Hatta babası bunu hapsetmiş şiddetli olduğundan dolayı. Hükme geçtikten sonra hapiste babasına yardımcı olan herkesi intikamını alıyor ve öldürüyor. Sonra buna suikast düzenliyorlar ve 1,5 sene sonra suikasttan bu helak oluyor. Ondan sonra bu ikinci İsmail'den sonra bu ikinci İsmail kendi kardeşlerini de öldürüyor, katlediyor. Bundan dolayı buna suikast düzenliyorlar. Fakat kardeşlerinden bir tanesi bu ondan kurtuluyor. İsmi de Muhammed Huda Benda. Bu kardeşinin öldürülmesinden kurtuluyor ve kardeşinden sonra bu kızılbaşların başına geçiyor ve bu da 10 sene hükümde kalıyor. Ondan sonra bu helak olduktan sonra 10 sene sonra onun oğlu Abbas el Ekber, Abbas denilen birinci Abbas denilen şahıs geliyor.